Merhabalar. Bu bölümde birkaç buluşumdan söz ederek kendimi tanıtmaya devam edeceğim. Suni Rüzgar Bacası, yenilenebilir enerji alanındaki patentli buluşlarımdan biridir. Güneş bacalarını duydunuz mu? Güneş bacaları bir cam serada, cam tavan altındaki havayı ısıtıp, tavan eğimiyle bir bacaya yönlendirip, dikey rüzgar oluşturmaya, bu rüzgardan da elektrik üretmeye yarayan bir metottur. Ta Da Vinci'nin tasarımlarına kadar geri gider mantığı. 1978 yılında Schleich diye bir Alman profesör ortaya tekrar bu fikri attı. 1982 ile 89 arasında İspanya'da 50 kavalık bir prototip yapıldı. Mantığı şöyledir. Termodinamik yasaları gereği ısınan havanın basıncı artar ve daha düşük basınçlı yere doğru yatay veya dikey olarak akar. Tabiatta rüzgarlar böyle oluşur. Sobanın bacasından dumanın yükselmesi de aynı prensiple çalışır. Aşağıda sıcaktır. Boru ve baca ile yukarı yönlendirdiğinizde yukarı doğru bir hava akımı oluşur. Bu bilgiyi aklınızda tutun. Biraz sonra kullanacağız. Aklınızda tutmanızı istediğim ikinci bilgi de şudur. Türkiye olarak bizim çok zengin petrol yataklarımız, doğal gaz yataklarımız yok. Enerjide dışa bağımlıyız. Ama Anadolu Yarımadası aktif fay hatları üzerindedir ve jeotermal zenginiyiz. Fakat bir sorun var. Bu jeotermallerin %90'dan fazlası elektrik enerjisi üretimi için yeterli sıcaklıkta değil. Yani 120 derecenin altında olduğu için sekonder akışkanlar ile bile basınçlı buhar üretmeye çalıştığımızda maliyetler çok artıyor. Demek ki bizim bu düşük ve orta sıcaklıktaki jeotermallerden elektrik üretecek bir yöntem bulmamız gerekir. Ayrıca bizim çimento fabrikalarında, kireç fabrikalarında, sanayi fırınlarında, termik santrallerin kül ve baca atıklarında, buna benzer orta sıcaklıkta haili atıl ısı kaynağımız var. Bunları da elektrik enerjisine dönüştürecek bir yöntem bulur isek, tüm dünyada benzer atıklar var. Biz hem kendi enerji sorunumuzu çözeriz hem de dünyaya teknoloji satarız. Şimdi, o az önce aklınızda tutun dediğim birinci bilgi neydi? Isınan hava yükselir. İkinci bilgi neydi? Bizim orta sıcaklıkta jeotermal kaynaklarımız ve sanayi ısıl atıklarımız var. Bu iki bilgiyi birleştirelim. Bizim jeotermallerimiz buhar türbininde elektrik üretmeye yetmiyor. Sıcaklıkları düşük kalıyor. Fakat bir bacaya yönlendirirsem havayı ısıtıp dikey yönde bir hava akımı oluşturabilirim. Yani güneş bacasına yaptıkları işi ben jeotermal ile atık ısılarla yaparsam hem 24 saat kesintisiz üretim olur hem kış geldi, bulut geldi, gece geldi derdim olmaz. Hem de enerji ihtiyacımızı yenilenebilir temiz kaynaklardan. Üstelik patlama riski olmadan, radyasyon riski olmadan karşılar. Miktar ne kadar biliyor musunuz? Türkiye'nin tüm barajlarını, termik santrallerini kapatsanız dahi Türkiye'nin elektrik ihtiyacını sağlayacak kadar bir potansiyelimiz var. Tabii bu bir metot. Bunun prototipinin yapılması, Ar-Ge süreçlerinden geçirilip geliştirilmesi gerekir. Yani bu ilk uçak gibi emek vereceksiniz. Yatırım yapacaksınız ve zaman içinde sürekli gelişecek. Teknoloji üretenler süpersonik uçakları bir defada üretmediler. Bizde bu tür işlere giren özel sektör yok. Devlet var sadece. Ben de tam da ilgili bakanlıkta, yani Enerji Bakanlığı'nda çalışıyordum o sıralar. Hikayesini burada tekrarlamayayım. Bu konuyla ilgili videonun linkini şuraya koyacağım, oradan izleyebilirsin. Sonuç olarak bizim yetkililerimiz daha önemli işlerle çok meşgul idiler. 10 yıl uğraştım. Yol alamadık. Işığın toplanıp taşınması bir başka patentli enerji buluşumudur. Bunun da mantığı kısaca şöyledir. Bir uydu anteni düşünün. Çanak anten. Böyle bir ayna ile güneş ışığını odakta topluyorsunuz. Aynanın büyüklüğüne göre çok yüksek yoğunlukta bir ışık. O ışığı içi aynalı ve vakumlu borular ile taşıyıp fırında ısıya çevirebilir, enerji üretiminde kullanabilir, mutfakta yemek pişirebilir, bodrum katları veya güneş görmeyen kapalı mekanları, otoparkları, AVM'lerin alt katlarını güneş ışığıyla bedavaya aydınlatabilirsiniz. Çanak aynanın çok büyük olmasına da gerek yok. Birden fazla üniteyi yan yana koyup enerjilerini bir yerde birleştirip taşıyabilirsiniz. Patenti bende. Kısmi olarak benzer bazı sistemler yabancı ülkelerde yapıldı. Aydınlatmada vesaire kullanıyorlar. Yarım küre fotovoltaik pil projem ise güneş enerjisinde fotovoltaik yöntem ile enerji üreten pilin tasarımı ile ilgilidir. Düz paneller sadece gün ortasında enerjiyi dik açıdan alırlar ve en verimli şekilde bu saatlerde enerji üretirler. Gün boyunca dik açıdan almasını istediğinizde ise tracking sistemi kuruyorsunuz ve paneller güneşi izliyor. Fakat bu defa asla yüzünü geçiyor.
Maliyetler yükseliyor. Benim pil tasarımım yarım küre şeklinde ve buna göre bir hücre mimarisine sahip. Güneş izleme sistemi olmadan güneşin parladığı her saatte ışığı dik açıdan alacak yeterli yüzey sağlıyordu. Böylece teorik olarak %40'ya yakın bir verim artışı öngörülüyor. Aynı pilin küçük modellerini sokak lambaları, yol aydınlatmaları, park bahçe aydınlatmaları için düşündüğünüzde sadece bir batarya ekleyip gündüz elektrik depolayıp gece bedavaya aydınlatma yapıyorsunuz ve milyarlarca dolarlık tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Üstelik verimli ve estetik. Yaptık mı? Tabii ki hayır. Genellikle buluş yapacak beyin ile ona yatırım yapacak para aynı kişide birleşmez. Ben buluş yapan taraf, yatırım yapacak taraf değil. Bir başka patentli projem reklam, ilan, anket karşılığı internetten film, müzik, kitap gibi içerikleri kitleye ücretsiz ulaştırmak. Böylece içerik sahipleri milyarlarca kişiye ulaşacak ve ücretlerini reklam gelirinden elde edecek. Reklam, ilan, anket sahipleri de doğru hedef kitleye uygun maliyetler ile ve rızaları sonucu ulaşacaklardı. Milyarlarca okuyucu, izleyici de kitap, film, müzik gibi tüm içeriklere ücretsiz erişecekti. Yani kazan, kazan, kazan olacaktı. Patent başvurusunu 2012 yılında yaptığımızda böyle bir sistem yoktu. Bizim patent işlemlerimiz 2016'da ancak bitebildi. O arada ata alan Google, Facebook, YouTube vesaire Üsküdar'ı geçti. Piyasayı kapattılar ve 3 aşağı 5 yukarı aynı mantığı kullanalım. Biz zamanında başarsaydık, yani süreçlerimiz daha hızlı yürüseydi ve yatırımcı bulsaydık, dünyanın en büyük networklerinden biri olacaktık ve trilyon dolar gelir sağlayacaktık. Pasta büyük olunca devleti işin içine almak gerektiğini biliyordum. Yoksa yedirmezler. Dönemin Ulaştırma Bakanı Bilal Bey'e ulaştım ve Türk Telekom işbirliğiyle başlatmak için çabaladım. Türk Telekom'da yetkili kimseden randevu alamadık maalesef. Olmadı yani. Amerika'da, Almanya'da veya Kore'de olsaydı trilyon dolarlık bir ulusal network'ümüz olurdu. Ama Türkiye'deyiz ve tüm gelişmiş dünya bizim başarılarımızı kıskanıyor. 82-94 taksi projesi daha Uber, bir taksi gibi sistemler yok iken, daha böyle akıllı telefonlar ve harita üzerinden navigasyon cebimize girmemişken, yani daha tuşlu telefonlar zamanında geliştirdiğim bir taksi çağırma algoritmasıydı. Biliyorsunuzdur, buluş fikirleri radyo yayını gibi gelir. O ara doğru frekansta olan her zihne ulaşır. İmkanı olanlar bunu uygular, imkanı olmayanlar da "Şerefsizim, benim de aklıma gelmişti" derler. Türk Telekom'da santral teknisini, baş teknisyeni, teknik amiri, teknik uzmanı, teknik müdürü olarak yıllarca çalıştım ve telekomünikasyon sistemlerinin teknik altyapısını iyi biliyorum. 82-94'te tuşlu telefonlardaki taksi yazan harflerin sıralamasıydı. Daha konum bazlı sistemler yok iken, WhatsApp filan yok iken, çağırma sistemini baz istasyonlarından ve SMS tabanında çözüyordum. Yani bugüne göre hayli zor ve detaylı bir işti. Haliyle bir GSM operatörü lazımdı. Sistemi Turkcell Ankara Bölge Müdürü'ne anlattım. Çok beğendi. Bizim bu tür işler için birlikte çalıştığımız firmalar var. Onlardan biriyle yapmanız halinde biz varız dedi. O firmalardan bir ikisini aradım. Biri dedi ki, biz de benzer bir sistem düşündük. Yazılımı da yaptık ve cihazın prototipini de geliştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de görüştük. Kısa zamanda İstanbul'dan başlatacağız. Hani dedim ya, buluş fikirleri radyo yayını gibi gelir ve o frekanstaki herkes alır. Bunlar da almış anlaşılan. Üstelik hayli de yol almışlar dedim ve orada projeyi bıraktım. Sonra anlaşılan işler onların cephesinde yolunda gitmemiş ve o projeyi yapmadılar. Ardından 1-2 yıl sonra aynı frekansta olan yabancılar bir taksi, Uber ve benzeri firmalar piyasada belirdi. Şimdi Uber'in piyasa değeri bizim borsadaki tüm yerli şirketlerimizi aşıyor olabilir. Ne diyelim, nasip değilmiş. Kaan'ın projesi Kaan kredi sistemidir. Kaan verilmesini teşvik etmek ve bu işi sadece gönüllüler ile eş dostun imkanlarına sıkıştırmadan mantıklı bir algoritma ile garanti almak gerekir. Sistem şöyle çalışıyor. Üye olup Kaan grubunuzu, telefon numaranızı giriyorsunuz. Sizin Kaan grubundan birine Kaan lazım olduğunda sistem en yakındaki yeterli kişiye mesaj atıyor ve kan vermeye uygun olup olmadıklarını soruyor. Uygun kişileri harita üzerinden yönlendiriyor.
Tam verildiğinde bir onay kodu ile doğruluyor ve size bir ünite kredi ekliyor. Sizin kan krediniz böylece birikiyor. Sizin ihtiyacınız olduğunda krediniz varsa sistem öncelikli olarak size temin ediyor. Krediniz yoksa yine gönüllere ve akrabalara kalıyorsun. Ama düşünün, yurt dışındasınız, şehir dışındasınız ve akraba yok. Ben kan temin etmek için çırpınan çok anne baba gördüm hastanelerde. Sonunda buluyorlar fakat hastasıyla ilgilenmek yerine metro istasyonlarına, askeri birliklere koşturmakla çırpınıyorlar. Bu projeyi de 2012 yılında algoritmasını yaptık, yazılımlarını oluşturduk ve beta sürümünü çalıştırmaya başladık. O arada Sağlık Bakanlığı'na gidip yerinde sormuştum ve sakıncası olmadığını söylemişlerdi. İşi sağlama almak için elimizde bir belge olsun dedim ve resmi yazı ile sordum. Bu defa bize bu işi yapamayacağımız, yasal yetkinin sadece Kızılay'a verildiğini söyledi. Fakat bir hafta sonra NTV'de bir haber. Sağlık Bakanlığı organ bağışında devrim niteliğinde bir sistem geliştirdi. Organ bağışında kredi sistemi diye haber dinledi. Kızılay'a verelim diye teklif ettik. Muhatap bile olmadılar. Çöpe giden kaynaklar ve umutlar arasında katıldı kanki projemizde. Anlattıklarımın hiçbirini amacına ulaştıramadım. Bunu başarısızlık olarak görmeyin. Tesla'nın hayat hikayesini okursanız bu işlerden hemen sonuç alınmadığını bilirsiniz. Bizimki gibi ülkelerde Ar-Ge yatırımlarını destekleyecek bir özel sektör henüz gelişmemiştir. Ar-Ge yatırımlarını sadece devlet destekliyor ve orada da bürokrasiyi aşıp yol almanız kolay olmuyor. Ama ne yapacağız? Zordur diye vaz mı geçeceğiz? Yan gelip yatacak mıyız? Asla. Ömrümüzün sonuna kadar doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ömrü değerli kalan budur. Gerisi ye, iç, yat. Bunu da tüm hayvanlar yapıyor zaten. Bizim hayvanlardan farkımız olmalı. Bu son yıllarda buluş olarak geliştirip yaygınlaşma hayali kurduğum tek şey, güneş enerjisiyle şehirlerdeki her çatıda atık suyu arıtıp nehirleri kurtarmak. Aynı sistemle denizlerden suyu arıtıp Afrika kıtasının her yerine boru hatlarıyla taşıyıp kıtayı komple meyve sebze bahçelerine çevirmek ve açlığı, yoksulluğu, susuzluğu sadece insanlar için değil, tüm canlılar için yeryüzünden silmek. Bu hayalime Ar-Ge desteği verecek bir kahraman çıksın diye Allah'a dua ediyorum. Siz de amin deyin lütfen. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar sağlıklı ve huzurlu kalın. Birlikte başaracağız.